Başlıyoruz. Sevgili dostlar, değerli halk sağlıkçılar, önümüzdeki hafta halk sağlığı kongremizi yapacağız. Kongre öncesinde son webinarimizde bir aradayız. Aslında Kasım ayında iki tane webinar yapmayı planlamıştık ama elimizde olmayan sebeplerle hem de önemli bir gününde, haftasında çalışma grubumuzun desteğiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede neredeyiz webinarini konuşacağız. Şevkat Bahar Özvarış hocam oturumu modere edecek. Gülsüm Kav hocam oturumda konuşmasını bizimle yapacak. Sizlerle birlikte keyifli bir webinar dinlemek üzere ben öncelikle sizlere Şevkat Bahar Özvarış hocamı tanıtmak istiyorum izninizle. 82 yılında Dicle Üniversitesi Fakültesinden mezun olmuş. 2 yıl Kayseri Pınarbaşı Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmet yapmış. Sonrasında 84-87 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde Ana Sağlığı Dairesi'nde çalışmış. 88 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Halk Sağlığı Uzmanlığı eğitimine başlamış. 92'de Halk Sağlığı Uzmanı olarak aramıza katılmış. 96-99 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde program geliştirme ve öğretim alanında yüksek lisans yapmış Şevkat Bahar Özvarış hocamız. 2003-2004 yıllarında Harvard Tıp Fakültesi'nde bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak çalışmış. 2006 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Halen Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğü görevlerini yürütüyor. Halk sağlığı, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, kadına yönelik şiddet gibi halk sağlığının çok çeşitli konularında ulusal, uluslararası yayına sahip çok değerli bir hocamız. Ben şimdi sözü Şevkat Bahar Özvarış hocama bırakıyorum. Oturumun sonunda tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Lütfü bu güzel tanıtımın için. Değerli katılımcılar, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bizim Halk Sağlığı Uzmanları Derneğimizin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı Çalışma Grubu olarak 25 Kasım etkinliği organize ettik ve onu yönetmek de ya da kolaylaştırmak diyeyim bana görev olarak düştü. Tabii 25 Kasım etkinliği bugün ayın 23'ü ama yayılarak bugünlerde çok dolu dolu ülkemizde de programlar yapılacak. O nedenle biz de bugünü seçtik. Biliyorsunuz 25 Kasım'ın öyküsünü aslında Mirabel kardeşleri herhalde hepiniz duymuşsunuzdur. 25 Kasım 1960'ta ülkeleri Dominik Cumhuriyeti'nde bir diktatöre karşı aslında bir siyasi mücadele veriyorlar ve bunun sonucunda öldürülüyorlar. Ama bundan 39 yıl sonra, bu daha doğrusu onların ölümü de Dominik'te bir diktatörün devrilmesini sağlıyor aynı zamanda. Bu şeyin 1999'da da Birleşmiş Milletler Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak onların da adını anarak böyle bir gün ve devamında da pek çok etkinlikle anılmasını ve mücadeleyi bugünlerde de yeniden gündeme getirmeyi hedeflemiş. Ama biz tabii bunu bu içeriğinden koparmamak gerekiyor. Yani ev içi şiddet meselesine sadece indirgemek doğru değil. Bunu şey boyunca da hem Gülsüm Hanım herhalde bundan bahseder, hem de daha sonraki benim de tartışmalara katkımla aslında bunun dışarıdaki şiddetle, barış hareketiyle, ülkedeki demokrasi hareketiyle çok da bağlantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu biraz şeyin Mirabel kardeşlerden Minerva'nın kızını dinledik aslında. Belki içinizde dinleyenler olmuştur. Çok güzel bir sunum. Şu anda Eşik Platformu planlamıştı.
düzenlemişti. Yakın Ertürk Hoca ile birlikte ve kayıtlarını da internetten paylaşıyorlar. Çok değerli bir sunumdu. O nedenle onu da buradan izlemenizi önereyim. Ben hemen burada konuşmacı olan Doktor Gülsüm Kal Önal'ı size tanıtmak istiyorum. Aslında tanıyorsunuz televizyondan, sosyal medyadan herhalde. Gülsüm orta öğrenimini Ankara'da yapmış. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış. Uzmanlık eğitimini de İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deontoloji anabilim dalından aldı. Ve halen şu anda Trakya Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nın başkanı olarak görev yapıyor. Ama aslında biz onu, yani tabii İstanbul Tabip Odası'nın üyesi, Türkiye Biyoetik Derneği üyesi, Tıp Etiği Hukuku Derneği üyesi, biz Gülsüm Kav'ı Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundaki aktif rolüyle tanıyoruz hepimiz. Belki zaman zaman doktor olduğunu bile unutuyor herkes Gülsüm'ün. 2010 yılında kurulan bu platformun kurucularından ve şu anda dernek başkanlığı ve genel temsilciliğini yürütüyor. Ve Türkiye'de artan kadın cinayetlerini durdurmak için şüpheli olan, kendisi de biraz sonra ayrıntılı bahseder sanıyorum, şüpheli ölümlerin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için, sayısal olarak bunların kaydını tutup ve bunu gündeme getirip bununla ilgili mücadeleyi sıcak tutmak için pek çok çalışma yapıyorlar platform olarak. Ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele eden bir platform bu. Ve web siteleri var, sosyal medya adresleri var. Çağrı hatları aracılığıyla destek almak isteyen kadınlara da ve çalışmalara katılmak isteyenlere de hızla irtibat kurarak bunları sağlıyorlar. Doktor Gülsüm Kav Önal 2020 yılında BBC'nin ilham veren en etkili 100 kadın listesine girdi ve hepimiz için bir gurur kaynağı elbette bu. Yarın gazetesinde, Pencere gazetesi ve diğer yayın organlarında güncel yazıları yayınlanıyor. Yaşasın Kadınlar, Türkiye'de Kadın Cinayetleri Gerçeği ve Çözüm Yolları adlı araştırma inceleme konulu kitabı mevcut. Ve yine akademik araştırma ve incelemeleri de konularda ve kendi alanında bulunmaktadır. Ben sözü hemen Doktor Gülsüm Kav'a veriyorum. Buyur Gülsüm. Çok teşekkür ediyorum Şevkat Hocam ve bütün dinleyen herkese, hocalarım, bütün dinleyen arkadaşlarım, herkese çok teşekkür ediyorum ve burada olduğum için mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Benim için çok mutluluk ve gurur verici Hasuder'le buluşmak ve böyle bir oturumu bu 25 Kasım'da gerçekleştirmek. 25 Kasım bizim için, bizim gibi memlekette her gün şiddetle mücadele ettiğimiz bir gün oluyor ama yine elbette ki yine bu nedenle önemli bir gün. Bir de bu yıl, yani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mücadele sürecimiz elbette ki hiç pes etmedik, devam ediyor ama o geri çekilme sürecinden sonra onun etkilerinin de izlendiği, daha da fazla önem verdiğimiz bizim için hani Türkiye'nin dört bir tarafında şu anda tüm kadınların, mücadele edenlerin heyecanla hazırlandıkları bir önemli gün. Hocamız da ne güzel tarihini anlattı. Ben de hocamızın anlattığı tarihin hani güzel yüzlerini sunumumda da sizle paylaşmış olacağım. Ve müsaade ederseniz bir sunumla da şimdi devam etmek istiyorum. Şuradan ekran paylaşımımı hemen yapacağım. Kusura bakmayın. Sanıyorum geldi ve sorun yok. Değil mi hocam? Şevket evet. Hocam sizi görebildiğim için sizden onay alayım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi herkese tekrar hem merhaba hem de sunum başlığıyla, oturumumuzun başlığıyla de yine merhaba demek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadelede neredeyiz başlığım ama
Burada ben elbette ki önce hani biraz sunumun da içeriğini tanıtmak açısından böyle bir giriş yapayım. Şiddette neredeyiz? Onun hani buna, bu tabloyu biraz konuşalım birlikte isterim. Yani burada zaten halk sağlığı uzmanları ve bu alana kendi mesleğimden, tıp alanından en büyük emeği geçmiş alandan hocalarımla da hani beraberim. O açıdan çok uzun tutmayarak ama bazı veriler vererek şiddet tablosunu ortaya koyup sonra da biz neler yapıyoruz, neler yapmalıyız diye birlikte konuşalım isterim hocalarım. Mümkünce olduğunca ben kısa kompakt konuşup birlikte interaktif bölümde zaman kalsın istiyorum. Hocamız kelebekleri andı, Mirabel kardeşleri. Onların hep bilinen fotoğrafları vardır. Ben bazı bilinmeyen, daha az bilinen fotoğraflarını da göstermek istedim size ve kolektif örgütleriyle de onun çevrelerinde, yani tek değildiler, çevrelerinde önemli bir örgütlü mücadele yarattılar. Ve çok katılıyorum yine Şevkat hocama. Sadece kadınların yaşadığı değil, tüm toplumun yaşadığı eşitsizlik ve sömürüye karşı da bütünsel bir mücadele yürüttüler. Ama elbette onun sembolleştiği bir tiranlık, bir diktatörlük vardı. O açıdan da oraya çevrilen mücadelede de onların öldürülmesi, onun da diktatörün sonunun da başlangıcı oldu. Biz Mirabel kardeşleri hiç unutmuyor ve dünya çapında bir önemli güne yansıtarak yaşatıyoruz ama diktatör unutuldu gitti diyebiliriz. Yani ismen biliyoruz ama hiç şimdi her 25 Kasım'da ben bir sürü okulun amfisinde, bir sürü hani mekanda, sokakta, her yerde isimlerinin anılıyor olmasından her zaman çok duygulanır ve gurur duyarım. Ve onları da onlar yapan aslında yürüttükleri kolektif mücadeleydi diye de anmak isterim. Yani benim de en çok önemsediğim ve bu yüzden bazen mesleki kimliğimin de hani arkaya düştüğü ve düşmesi gerektiği, çünkü konuştuğumuz konularda da zaten aslında hepimizin sorumlulukları da var. Hani ama bir yandan da meslekle bağ kurduğumuzda da şimdi bir zamanlar epey önce 1980'de bağ kurmaya başlamışız. Meslekle de bağ kurulması gereken bir konuyu konuşuyoruz. Nitekim de isabetli bir şekilde 80'lerden itibaren bizim sağlık hizmetlerinin de ana konularından biri. Nasıl ki Mirabel kardeşler 1960'lardan 99'da bütün Birleşmiş Milletler kararıyla 25 Kasım onların öldürüldükleri gün önemli bir dünya günü ilan edildiyse, bugün de bizim 80'de başlayan, 97'de kadınlar için ayrıca bir hani bölümü açılan Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve öncelikle sağlık sorunu olarak tanımlanıp hekim ve sağlık çalışanlarının görevlerinin tanımlandığı şiddet konusu o günden bugüne artık müfredatımızda yer alıyor ve bu çok bence benim tıp öğrenim sırasında yoktu, artık günümüzde çok da önemli, hani çok da iyi bir durum. Bunda elbette ki siz halk sağlığı alanından hocalarımızın da çok büyük emeği var. Ben yani bu açıdan emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. O yüzden ben bu hani böyle buradaki bilgisel bölümün çok üzerinde durmayacağım. Sizlerin emekleriyle de bu günlere geldiğimiz için, artık tıp fakültesinde de müfredat olduğu için. Ama o günden bugüne işte 25 Kasım kadına yönelik şiddet dediğimizde bazı değişiklikler var. Bunlar hani nüansta değil, önemli bir şeye işaret ediyor. Ne? Artık biz toplumsal cinsiyet temelli şiddet diye tanımlamaya başladık örneğin. Yani bu kavram hayatımıza girdi. Çünkü şiddeti toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu ve onun sürmesini sağlayan da bir neden olarak bir bilimsel keşif gibi bunu keşfetmiş durumdayız. Epey uzun zamandır bu kavram, kuru bir kavram değil. Aslında kadınların, LGBTQ artıların hayatları anlamına da geliyor. Bu açıdan biz yine en son, en güncel haliyle İstanbul Sözleşmesi'nde tanımladığı şekliyle bir bu tanımı hatırlayarak başlayalım iyi olur diye düşündüm ben. Çünkü aslında tanımda gördüğümüz şimdi insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak anlaşılacak bu terim ister kamu ister özel yaşamda söz konusu eylemde bulunma tehdidi dahi olsa, zorlama ve özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere diye bir ifade var tanımda gördüğümüz. Bu ifadeyle düşündüğümüzde biz, yani bizim memlekette, dünyada da büyük bir çoğunlukta hani şiddet görmeyen kadın yoktur gibi düşünebiliriz. Çünkü sürekli Türkiye'de de özgürlüklerimizin oldukça rastgele bir biçimde kısıtlandığı durumlar yaşıyoruz. Bununla beraber işte bunu da dahil ederek şiddet tanımında bu geniş kapsamıyla
bildiğimiz fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik acı verilmesinin sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm eylemleri kastediyoruz. Tabii günümüzde sanal şiddet, dijital şiddet de bunun içinde yerini alıyor ve kadınlara sırf cinsiyetleri nedeniyle, kadın oldukları için cinsiyete dayalı motivasyonla işlenen suçları, artık bir tür insanlık suçunu kastediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve yani son güncel uluslararası belgeler ışığında. Bu kapsamda ne oluyor diye baktığımızda, neredeydik diye baktığımızda, Tevkat Hocam da daha iyi bilir, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü ile Aile Bakanlığı'nın bir zamanlar ortaklaşa düzenlediği saha taramaları vardı ve bu çok iyi oluyordu. Bize gerçek bir veri veriyordu çünkü. Şimdi bu taramalar da yok hocam. Hiç bilmiyorum yani yapılması yönünde hiçbir ümit var mı? Talep etmiyor orası. Çünkü onları Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün de, daha doğrusu eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın altındaydı. Onlar yaptırıyordu. Evet. Finansmanını falan da onlar destekliyordu. Ama evet, böyle bir şeyleri yok şu anda. TNSA'ların dışında bununla ilgili talepleri yok. Küçük lokal araştırmalar hep yapılıyor ama ülkeyi temsil eden ne yazık ki bir bundan başka çalışma yok. Evet. Maalesef ki dönüp en güncel veri olarak 2015'teki rapora başvuruyoruz ve orada da şiddetin Türkiye'de hiç de azımsanmayacak oranda olduğunu ve bununla beraber asıl sorunun şiddet karşısında kadınların hak arama oranlarının ne kadar düşük olduğunu, hak arayanın da resmi makamlar tarafından korunmadığını, yani şuradaki göstergenin aslında çok vahim olduğunu, bunu da bir resmi raporla ortaya koymanın hani riskleri nedeniyle herhalde artık yeniden yayınlamıyorlar. Çünkü bizler de buradan alıp bunu hani gerçek bir veri olarak çok kullanıyoruz. Kendi hani resmi verisi çünkü. Şimdi bu hali bile yeterince uyarıcı ama yani kendisi yayınlanmasa bile. Başka resmi veriler de biraz paylaşacağım. Şiddetin en üst biçimi olan ölümlü durumlar için, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümleri için. Ama burada %29'unun başvuran kolluk kuvvetlerine eşiyle barıştırılması, yine %23'ünün hani tedbir kararı sadece çıkartılması ama onların arasında da ölenlerin olması, %41'inin başka kurumlara, %13 için hiçbir şey yapılmamış olması çok önemli bir veri idi ta yıllar yıllar önce. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden sonra oranı da bilmiyoruz ve daha vahim korunma tedbirleriyle ilgili olaylar yaşıyoruz. Peki bu şiddetin en uç biçimi olan cinayetlerle ilgili durum tablo neydi diye baktığımızda da bizim biraz artık ünlenmiş olan bir böyle grafiğimiz var. Bu grafik şöyle ünlendi, yani lütfen büyüklenmeyecek saymayın, bu manipüle edildiği için bunu İstanbul Sözleşmesi'ne de 6284'de de kadın hak, her türlü kadın haklarına da saldıran taraflar, basın organları, işte bazı basın organları, yeni gibileri başta olmak üzere bu tablonun 2011'den öncesini silip 2012'den sonrasını alıp kullanarak, bakın İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadın cinayetleri arttı diye manipüle ederek de kullandı. Oysa ki bizim için de bu tablonun önemi, sadece 2011'de bir azalma var. Çünkü o sene sözleşmeye imza attığımız ve 6284 sayılı yeni koruma kanununun ortaya çıktığı. Dolayısıyla aslında siyasi iradenin kadına karşı şiddete tavır alıyorum, yani çözüm adımı atıyorum diye net bir irade ortaya koydu. Bunun da toplum nezdinde bir mesaj olarak yayıldığı bir yıldı. Yani ben hatırlıyorum bir akşam haberlerinde böyle kadın kocasına darp etmiş. Ama kocası, şimdi yeni yasa var, ben o yüzden cevap veremem falan diyor böyle. Hani böyle haberler oluyor. Böyle hani o bir hani haber olmuş çıkmıştı. Sonuçta topluma ben bu işe tavır alıyorum siyasi tavrı mesajı olarak verildi. Sonra hiçbir biçimde uygulanmayışıyla, 6284'ün de uygulama yönetmeliğinin bile ancak mücadeleyle elde ettik biz. Uzun bir süre yayınlanmadı yönetmeliği. Ben hiç unutmuyorum, ailelerle birlikte Adalet Bakanlığı'na bile biz ziyarete gittik o zamanlar. Kurumlarla böyle diyalogları da yürütüyor idik platformun ilk yıllarında. Yani orada bazı müsteşarların hani bu yasa iyi mi çıktı, kötü mü çıktı, hani ne oldu, şimdi erkekler evden uzaklaştırılacak gibi çok hani nasıl söyleyeyim,
kırılgan erkeklik diye tabir ediliyor günümüzde. Böyle erkekleri koruyucu, kollayıcı bakış açılarına da bizzat tanık olduğumuzu hatırlarım o yıllarda ve uygulanmadı. Yani ne İstanbul Sözleşmesi ne de çok etkin bir biçimde 6284, fakat varlıkları çok önemli. Hala biz zaten 6284 var. Buna da, ona ilişkin çeşitli hani planlama yapanlar da var. Yani akıllarından bile geçirmesinler diyoruz ve yani sözleşmeyi de imza çekilmesine rağmen sözleşme ruhunu asla unutmayacağız ve evrensel kuralları elbette ki hepimizin hakkı, tüm coğrafyalardaki kadınların hakkı diye mücadelesine devam edeceğiz. Şimdi bizim bu grafik böyle olunca buna yönelik aslında bir yandan sevindirici. Resmi makamlar hiçbir zaman çünkü raporlama yapmıyor idi. Bu yönüyle sevindirici ama resmi raporlamalar da yayınlanmaya başladı bundan birkaç yıl önce. İlki işte 4 yıl falan oluyor. Türkiye Polis Akademisi raporu, dünyada ve Türkiye'de kadın cinayetleri raporu diye kadın cinayeti terimini tanımış, resmileştirmiş bir şekilde olması da bizim için aslında bir tür kazanımdı. Yıllardır ısrarla, kararlı biçimde raporlama yapması kadın mücadelesinin sonuçta böyle bir adım da attırmıştı. Fakat nihayet tartışmasını yaşama düzlemine geçebilmiştik ama sonuçta oranlarımız örtüşmüyordu. Ama en azından neye kadın cinayeti diyoruz, neye demiyoruzun kavramını konuşabileceğimiz bir düzleme yine erişmiştik ki bugün biraz onu yapılıyor, biraz sonra devam edeceğim. Şimdi tabloda işte bizim ne o saha taramaları var, ne tam bir veri var ama arada bir işte bu söylediğim veriler yayınlanıyor, azalma olduğu iddiası ortaya atılıyor resmi makamlar tarafından. Burada da yine bizim grafiğimizde böyle bir azalma olduğunu gösterildiği bir grafik var. Geçen seneyle karşılaştırılıyor bazı aylar ve bir ay önce İçişleri Bakanı %9 azalma var demişti. Şimdi geleceğim, Aile Bakanlığı da Kasım sonu itibariyle %7 azalma var dedi. Sonuç itibariyle korunma tedbirleriyle ilgili de işte 4 milyon kadının KADES mobil uygulamasını indirdiği. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın kadına el kalkamaz diye bir kampanyası var. Bunların yani bu kampanya içerisinde gerçekleştiği, işte milyonlarca kişiye eğitim verildiği söyleniyor. Bunlar yapılsın, biz zaten yapılmadığında hani mücadele ediyoruz. Yasayı uygula, kadını yaşat diyoruz, yapılsın istiyoruz ama yeterli mi? Yeterli olsa bu kadar çok can kaybetmezdik. Resmi verilerin kendi söylediği rakamlara bile yüzlerce kadın sığmış durumda. Bu kabul edilebilir oran değil. Ve şimdi gerçeklere baktığımızda biz artık 2018'den sonra ne yaptık, şeyi de değiştirdik, bu hani grafik hem manipüle ediliyor hem de durum değişti sevgili hocalarım, dinleyenler. Artık yeni olgular hayatımıza girdi. Şüpheli kadın ölümleri artmaya başladı. Şimdi hiç yok muydu? Vardı. Bizim ilk kurulduğumuz 2010 yılından sonra, zamanında, hatta ilk davalarımızdandır. Esin Güneş davası, Siirt'te Tillo Kayalıklarından yani bunun dibinde cansız bedeni bulunan, bizim ODTÜ fizik bölümünün fizik kurallarına göre incelemesi sonucu ancak 2 sene sonra bir mücadele yürütüp de fizik biliminin aydınlatmasıyla cinayet gerçeğini çözebildiğimiz, her sene 1-2 dosya böyle oluyordu cinayet davaları yanında bizim şüpheli ölüm. Genelde de yüksekten düşmeler oluyordu. Ama kamuoyunun Şule Çet davası olarak bildiği, fakat benzeri başka maalesef ki kayıplarımızın ve bizim de davalarımızın olduğu bu olgular son yıllarda artmaya başladı. O nedenle biz artık onun kaydını da tutmaya başladık. Bir niteliksel olarak böyle bir şiddet tablosunda neredeyiz yanıt olarak bunu söylemek isterim, bir yani veri olarak. Tabii ki mücadelesi de var. Bunun yanı sıra biz de işte şüpheli ölümlerin gerçeğin ortaya çıkarılması için de mücadele ediyoruz. Etkin koşturma süreçlerinin yürütülerek, yani tekrarlanmasının önlenmesi için de mücadele ediyoruz. Ama yıllar içerisinde bu şekilde değiştiğini ve toplam ölümlü duruma oranlarının da arttığını görüyoruz. Bir tek 2019'da o sene Şule Çet yılı ve çok önemli bir kamuoyu yaratıldı. Onun belki etkisi olabilir, birlikte yorumlayabiliriz. Yalnızca o zaman bir oransal düşüş var, giderek artış var. Şimdi Aile Bakanı da işte yeni, dün hocalarım ben bu slide'ı bir hafta sonu yapayım diye oturmuştum ve
o kadar acı bir şey ki, yani zaten rakam değil, hayatlar söz konusu olan, hep böyle konuşuyoruz. Ve işte bunu da arkadaşlarımız, bizim platformumuz yeni çalıştı. Bakanın yeni bir açıklaması oldu. Ben işte daha az sayıda hani kadın bulmuştum. Ben de aynı döneme hani böyle verisine baktığımda. İki gün içinde yine sayının böyle arttığını ve bugün hani son güncel halini alırken böyle arttığını görünce yine çok hani çok üzülüyorsunuz. Ve konuştuğumuz şey zaten insan hayatı, kadınların hayatı ayrıca. Ve bakan yanıt azalma olduğunu, geçen senenin ilk 10 ayına göre bu senenin ilk 10 ayının azalma gösterdiğini diyor. İşte 225 diyor. Yani ben bu bir rakamlı konuşmaktan bile çok mahcup oluyorum ama bir şeyi ortaya çıkartmak için bunu yapıyoruz. Bize göre ise 282. Burada neyi de anlaşamıyoruz, bu kadar fark ne? Yani ki bir ömür bile önemli. İşte orada şüpheli kadın ölümlerini görüyoruz. Henüz resmi verilere böyle bu olgu girmemiş durumda. Burada sorun şu, bu şüpheli kadın ölümlerinin bazılarının sonradan cinayet olduğu kanıtlandığı için, Şule Çet'te olduğu gibi en çok bilineni, cinayet olma ihtimali elenemez. Yani aydınlatılana kadar da bir şüpheli durum olarak raporlanmalıdır. Biz de zaten cinayet diye raporlamıyoruz, şüpheli durum diye raporluyoruz. Dolayısıyla şimdi biz neredeyiz 2022'de? Şüpheli kadın ölümleri hani farklı biçimde artıyor. Şimdi bunu ayırt etmek, bu cinayetleri kolay bir şey değil. Dünya da bununla uğraşıyor. Ben hani sizi çok bilgiye kavrama boğmak istemiyorum. Zaten bu alandan hocalarımla konuyu ele alıyoruz ama yine de bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi en son Femicide, biz neye göre raporlama yapıyoruz? Yani bu resmi verilerle farklarımızın da anlaşılmasını, açıklığa kavuşmasını sağlamak için de bunu yapıyorum. Biz femicide kavramına göre, yani embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya bir kadının ömrü boyunca sadece cinsiyetinden dolayı toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemler bahane edilerek bir erkek tarafından ya da benzer bir motivasyonla öldürülmesi ya da intihara zorlanması diye tabir ediliyor. Böyle tanımlanıyor literatürde. Femicide'ın geçmişi çok daha 1800'lere dayanıyor. 1970'lerde Diana Russell ilk kullanıyor. Sonrasında maalesef bir dünyada yaygın yani ve ağır bir toplumsal sorun olgu olduğu için de benimseniyor, yayılıyor. Ama en çok yaşandığı coğrafyalarda kadın cinayetlerinin daha çok benimsenip literatürde daha fazla ilerliyor bu konudaki. Burada yani öldürülenin sadece kadın olması ya da öldüren erkek olması gibi düşünmek yerine aslında burada saldırıya uğrayan şey kadın kimliği hani sadece böyle ele alamayız diyor. Şimdi sınıflaması da var ve zor bir şey elbette bu veriyi tutmak ama mümkün, ne denir, imkansız değil. Bu mümkün ve bunu yapan, gayet iyi bu görevi yerine getiren ülkeler var. İstanbul Sözleşmesi'nin de başı böyle başlar zaten. Önce doğru veriyi tutmamız gerektiğini. Femicide'da kadın cinayetinde tek bir türü yok. İşte bizim coğrafyanın çok iyi bildiği, kültürel dediği tür, örneğin Kore Saiki diye hukukun tanımladığı aile meclisi kararıyla işlenen, gül dünya töreni hayattan koparan ve benzeri birçok kadın arkadaşımızı, kültürel türü var, politik türü var. Bugün Türkiye'deki oldukça politikleşmiş durumda da aynı zamanda. Hani devletin resmi makamların görevlerini yapmamaları, Latin Amerika'daki kadın cinayetleri böyle algılanıyor örneğin işte. Ama ya da işte Mirabel kardeşler tam bir hani politik kadın cinayeti örneği. Kriminal işte suç çetelerinin yaptığı işte daha hani kriminal nedenlerle olanı var. Cinsel hani seksüel yolla olanları var. Ve interpersonal dediğimiz yakın partner şiddeti ve onun en üstünü olarak yakınları tarafından öldürülmede en sık yaşanan formu. Şimdi böyle farklı sayıkları de var ve izlenmesinde de dünyada da zorluklar var. Hele bazı bölgelerden hiç doğru düzgün veri gelmiyor iken. Burada en iyi veriyi Birleşmiş Milletler Suç Ofisi topluyor. Bir Femicide diye izleme platformu var. Benim de hani zaman zaman baktığım verilerine. Fakat o da veriyi kendisi tutmuyor. Buradan alıyor. Bu veriye göre de en son 2020 günceli bulunabilen şu anda her 11 dakikada bir kadın ya da kız çocuğu kendi ailesinden ya da yakını biri tarafından öldürülüyor. Bu çok hani yani
tane bile fazla. Biz hep öyle bir sözümüz de vardır. Birine bir kadın cinayetine bile tahammülümüz yok diye, ama her 11 dakikada ne demek? Yani çok ağır bir halk sağlığı sorunu da, sağlık sorunu da, insanlık sorunu da, politik sorunu da. Yani çok ağır bir sorun bu. Burada bölgelere göre değişiklikler var. Avrupa'da %13'luk bir düşüş var. Ama Güney Amerika'da da yükseliş var. Bazı verilerse hiç gelmiyor. Nerelerden? Orta Doğu'dan ve Afrika'dan. Mesela Afrika'dan 1990'da mı ne gelmiş en son veri? Fakat Orta Doğu'dan hemen hemen hiç gelmemiş de olabilir diye düşünebiliriz. O açıdan önce veriyi oluşturmak çok önemli. Ve bizim işte kavramsallaştırmamız Femsite'a göre olduğu için Aile Bakanı da bu son şeyde 6284'e göre kadın cinsiyet temelli olanları ayrıştırıyor kolluk ve jandarma demiş. Ama ne derece ayrışıyor onu bilemiyoruz. Bizim verilerimizin de raporlarımızın da size söylediğim o aradaki açık farktaki tüm kadınların da gerçek kişiler de onlar, gerçek kanıtları var. Ya hani iletişim araçlarına yansıyan ya da aileler tarafımıza başlıyor. Buradan kaynaklarıyla biz derliyoruz bu verileri. Ya haberi vardır somut delili ya davası vardır zaten açılmış olan. O açıdan biz de resmi makamları da her seferinde yani kanıtlarıyla da bunu sunmalarını istiyoruz. Biz neredeyiz dediğimizde 2022'yi değerlendirmeye başladığımızda da işte biraz önce biraz şiddete olgularıyla yani böyle yansıyan etkileriyle, yeni fenomenlerle, şüpheli kadın ölümleriyle andığım hani İstanbul Sözleşmesi sürecinin sonuçlarını, imza çekilmesi sürecinin sonuçlarını yaşadığımız bir yıldayız. Ama bununla birlikte buna karşı çok önemli bir kadın mücadelesini de yürüttüğümüz bir yıldayız. Bu İstanbul Sözleşmesi mücadelesi tabii ki de çok normal olarak şiddetle mücadele anlamına geliyor. Ve tarihi duruşmalara Danıştay'da damga vurdu kadınların çoğulcu hep birlikte. Yani her duruşmada, ben hepsine katılamadım ama son duruşmada vardım. Sözleşmenin her bir maddesinin kadınların hayatlarına nasıl etkiler yaptığının apayrı yani zengin örnekleriyle ve daha sürse günlerce gecelerce de anlatabilirdik biz kadınlar. Sözleşmenin neden önemli olduğunu ve bu sürecin neden hukuksuz olduğunu. 2020 Temmuz'unda başlamıştı resmi ilk açıklamalar sözleşmeyle ilgili olumsuz. 19 Mart'ta da bir gece yarısı biliyorsunuz imza çekildiği açıklandı. Ama bununla ilgili mücadele hiç içinde bitmedi. Bu mücadele sadece hukuk mücadelesi de değildi. Fakat hukuk mücadelesi de bitmedi, devam ediyor. Daha yani uluslararası plana da taşınacak. Bununla birlikte biz her takip ettiğimiz davada her gününde şiddeti durdurma mücadelemizi İstanbul Sözleşmesi'ne yaslanıyoruz elbette. Onun değerlerine yaslanıyoruz. Fakat günlük gün standartta olmuyor. Yani burada hani dürüstçe konuştuğumuzda sözleşme, yani imza çekme süreci bir kere topluma ve kadınlara gayet tabii ki moral bozucu olarak da yansıyor. Yani şiddet gören, korunmak isteyen kadınların hani umutsuzluğa kapıldıkları, cesaretlerinin kırıldığı oluyor. Zaten sözleşmeden imza çekildi hali oluyor. Bu yüzden de daha fazla görev düşüyor hepimize şiddetle mücadele edenlere diye düşünüp biz platform olarak hani bu açıdan asla yalnız değilsiniz demeye, daha da çok hani destek hatlarımızın duyurulmasını sağlamaya, kadınların hani yalnız bırakılmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun daha fazla yapmamız gerekli. Biraz daha işlerin zorlaştığı bir dönemdeyiz elbette. Ve ne oluyor? Kamuda da yine çünkü çok büyük bir rahatlık haline gelmiş oluyor. Bizim bazı davalarda, duruşmalarda zaten artık sözleşme de yoku açık ifade de ediyorlar. Nasıl yansıyorum? Bir başka görüntüsü, bir şüpheli ölümde, iki koruma tedbirlerinde skandala varan ihmaller. Yani artık örneğin 1 değil, 10 değil, 15. Biz şimdiye kadar hep Ayşe Tuğba Arslan'ı bilirdik işte. Eskişehir'de. Fakat yani 23 diyene kadar kabul edilemez bir oranda. 35 defa korunma tedbiri isteyip alamamış bir baba var. 16 yaşında Beyza'nın hani çocuk yaş grubu olduğu için görselini de taşımak istemedim. Ve öldürüldü. Yine Ezgi Zerkin var. Kamuoyuna annesinin hani çok haklı isyanı yansımıştı. Bana telefonda müzik dinlettiler diye hani isyan ediyordu. Zeynep abla diyeyim, Zeynep Zerkin. Hülya Şevacı yani yakın zamanda
karar koruma tedbirleri vardı. Hünya'nın zorlama hapsi talep etmişti uzaklaştırma kararının bildiğinde failler. Zorlama hapsi uygulanması gerekiyor ama bunu savcılar uygulamıyor. Hülya'nın bu talebine cevap ölümünden sonra verilmiş olması elbette ki çok hani kabul edilemez. Bütün bunlar yani kamuoyuna da yansımış, bizim de hani davasını takip ettiğimiz sembolik örnekleri ama başka pek çok koruma tedbiriyle ilgili ihmalinde olduğunu biliyoruz. Yani yalnızca seçilmiş örnekler. Burada da yine Ezgi'nin annesinin cenazedeki haklı isyanını ve burada yeni bir fenomen olarak yine failin hiç yakalanmayışını görüyoruz biz bu davamızda. Ezgi'nin katilini kendimiz aramak durumunda kaldık. Yani ve İzmir Kadın Örgütümüz işte her tarafa bu Deniz Özarslan'ın fotoğraflarını yapıştırarak katil aranıyor diye bir çalışma yürütmek durumundalar. Bunların kendisi aslında yani hicap verici bir resmi makamlar için olmalı. Bu şekilde de haberlere, basına da yansıdığı oldu. Şimdi bu zorluklar karşı yani yeni zorluklar karşısında ne yaptık? Biz kadın mücadelesi hani şiddetle ilgili yönüne bir sürü başka mücadelemiz de maalesef ki memlekette özgürlüklerle ilgili var. Yani başka birçok yönü var. Ama şiddet noktasında gördüğümüz nokta şeklindeki bu sorunlara bir yanıt olarak işte geçtiğimiz günlerde korumayla ilgili konular için açıklama yaptık ve 6.284'ü daha da çok tanıtmaya çalışıyoruz. Yine şüpheli ölümler ve bir diğer artan üçüncü bir şey de cezasızlık. Takip ettiğimiz davalarda biz ceza indirimlerinin daha bol keseden verildiğini işte sadece indirim değil, cezasızlığın çok çeşitli türü var. Örneğin daha düşük ceza alınacak suça çevirme gibi. İşte farklı farklı türlerde cezasızlık örneklerini sık yaşamaya başladığımız için yargıda cinsiyetçilik raporu yayınladık. Bu raporlamayı bir kez de yine insan hakları ihlallerinin arttığı 15 Temmuz sonrası zamanda olağanüstü ahval döneminde yapmak durumunda kalmıştık biz yine yargıda çok. Hani hiçbir şey ilerlemiyor. Yani ilerlediğinde sadece cezasızlık gördüğümüz bir dönem vardı. Hak ihlallerinin arttığı. O zaman yapmıştık. Yine bu sene bu arka arkaya gelen bu tablo İstanbul Sözleşmesi süreciyle tabii hem tesadüf değil açıklanabilir görüyoruz. Hem de yeni bir raporlama yapıp ayrımcı ceza indirimlerinin işte örnekleriyle vererek hem bir kamuoyu yaratma, bir toplumsal bilinç yaratmak istiyoruz. Ve bir tabii ki baskı gücü olmaya çalışıyoruz. İşte daha düşük ceza alınmasını sağlayan suç türlerinden açılabiliyor davalar. Yine iyi hal, da başka türlü sadakatsizlik gibi biz haksız tahrik indiriminin farklı biçimlerinin sık kullanıldığını görüyoruz. Ama en çok delil yetersizliği nedeniyle dosyaların hızla kapandığına tanık olabiliyoruz. Göz göre göre tasarlanarak geldiği halde tasarlamayı yok sayan, çünkü tasarlama ağırlaştırıyor cezayı. Bu böyle bir anlık öfke, işte Ankara'daki davada olduğu gibi kabul etse öldürmezdi gibi şeylere rastlıyoruz. Yine paraya cezasına çevrilme, cezanın ertelenmesi de yani cezasızlığı ortadan kaldırıp caydırıcılık görevini yapmıyor. Caydırıcılığı da ortadan kaldırıyor ve suçun sürmesine sebep oluyor. Bu ceza kanunuyla ilgili bir de hemen şunu da söylemek isterim. Bizim kanunumuzda cinsiyete göre ayrıştırılmış bir suç türü yok, yani cinsiyet temelli bir mercek yok ama zaman zaman yetkililerin biz işte kadına yönelik şiddette suçlarında yapmayacağız bunu. Onda reform yapıyoruz filan gibi açıklamalar duyuyoruz da bunun gerçekliği ve nesnelliği de yok. Çünkü kanunda böyle bir tanımlanan suç yok. Dolayısıyla özellikle pandemi döneminde örneğin o infazdan yararlananlar yeni infaz düzenlemesinden herkesti işte, çünkü onların suçları yaralama, hürriyetinden alıkoyma gibi suçlardan da girmiş oluyorlar. Kadına yönelik ayrıştırılmadığı için. Dolayısıyla o kadın yaralamış oluyor ama yine çıkıyor ve yaraladığı kadını öldürüyor da oldu. Bunları somut olgu olarak yaşadık. Ve duruşmalarda işte İstanbul Sözleşmesi kalktı, kadının beyanını esas almayın diye açık açık sanık avukatlarının, sanık tarafının ifadelerine de rastladığımız bir yılı geçirdik. Böyle bir yıl içerisinde iyi haberler de var.
bu mücadeleden vazgeçmemenin tabii ki getireceği iyi sonuçlar da olacak. Biz de asla vazgeçmeyip bu davaları takip etmeye, baskı gücü oluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ve işte bir davamızda da Serpil Erfındır 2013'te öldürülmüştü. Koruma kararı vardı. Burada ailenin de bunda kararlı mücadelesiyle, bizlerin de hep birlikte yılmamasıyla ilk kez Anayasa Mahkemesi 6284'ün ihlal edildiğinde karar verdi ve polis, jandarma yetkilileri de orada resmi görevlerinde de yargılanacağı dava açıldı. Bu çok önemli bir emsal oluşturabilir. Bu, hani bunun için bizim de takip ettiğimiz bir hani önemli emsal dava diye düşünüyoruz. Yargı raporumuza girmemişti, biz onu önce hazırlamıştık ama bu arada o raporlamadan sonraki bir dönem, izleyen dönemde bizim derneğimize de kapatma davası açıldı. O da aslında hani şiddetle mücadelenin bir başka hani boyutu geldiği yer ve aslında o da hiç tesadüf değildi. Bizim dernek davamızın kısa hikayesinde de 2016 yılından itibaren CİMER'e, BİMER'e başvurularda şikayette bulunan kişiler olmuş, tıpkı nafaka için. İstanbul Sözleşmesi için, 6284 için başvuru yapan profilde kişiler bunlar. Bunların kimler olduğunu da sağ olsun araştırmacı gazeteciymiş İsmail Saymaz ortaya çıkarmış. Nafaka ödemediği için cezaevinde kalan adam da var içlerinde. Çıktığında cezaevinden böyle şikayetler yapıyor. Dolayısıyla aslında bu aile yürüyüşleri yapan, LGBTQ artıları hedef hale koyan, kadın hakkı ve özgürlüklerinin tümüne düşmanlık gösteren profil bize de dava ve şikayetlerde bulunuyor imiş. Ama 2016 yılından önemsenmediği, geri çevrildiği halde tesadüf olmayarak İstanbul Sözleşmesi'nden sonraki zamanda bize de dava açılmış oldu. Çünkü sözleşmesizliğe, onun yarattığı şiddet ortamına karşı duracak, mücadele edecek kadınların mücadelesi ve zaten sözleşmeye de Türkiye'de tüm kadın mücadelesi, toplumsal muhalefetin de temsil eden önemli bir sembolü, çok önemli bir mücadele dinamiği. O yüzden de işte sözleşmeyle, anayasal haklarımızla oynamaya çalışarak kadınları pes ettirmeye çalışıyorlar ama bu çok mümkün de değil. Yani bu açıdan işte bizim dernekte bu yani diğer bütün hak ve özgürlüklere ilişkin baskı sürecinin bir parçası kabul ediyoruz. Yani o bu sürecin bir parçası ama hani hepimizin mücadelesi daha bütünsel. Hani böyle ele alarak işte ve sağ olsun çok sayıda dostumuzun, kadın örgütünün, baroların da bizle dayanışmasıyla sürdürdüğümüz dernek duruşmalarında da sonuç ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğimizi söylüyoruz. Bunun yani bizim dernek diye değil, aslında bu sürecin de bir sembolü olduğu için anlattım sizlere ve süreç şu, şimdi bu son dönemde de biz işte aileden başka hiçbir şey duyamaz hale gelerek işte LGBTQ artıların, kadınların, eşitlik isteyen herkesin, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, yani toplumsal cinsiyetin hedef tahtasına konduğu, hatta büyük aile yürüyüşleriyle bunun böyle bir harekete dönüştürülmeye çalışıldığı, bunun denendiği bir dönemde yaşıyoruz. Böyle hatta işte resmi makamlar anayasayı, kadınların kıyafetini, başörtüsünü konuşuyor. Yani kadınların kendileri değil, erkek yöneticilerin birbiriyle konuştuğu, bir takım erkeklerin bu hakları düzenlemeye çalışarak kendilerini öyle şeyler vehmederek yürüyüşler tertiplediği falan bir dönemde yaşıyoruz. Burada yani aslında aileler bizim hani derneğe verdikleri destek gibi LGBTQ artıları da elbette ki işte aileleri de kendi hani haklarını destekliyorlar. Onların yanında yer alıyorlar. Bizim de ikinci duruşmamızda sağ olsunlar. Hani bu aile yürüyüşleri böyle varsa bu tarafında da bunu göstermek istedim. Biz yani derneğimiz kapatılmasın. Biz ahlaka aykırı deniliyor. Biz ahlakı, evrensel değerleri bu dernekte bulduk ifadeleriyle. Hani şeyde yaptılar, sahiplenmede bulundular. Burada da yine hani o aile yürüyüşçüleri görmüyor ama bizim aileleri ben buraya da yani yer vermek istedim. Onlar öyle yürüyüş yapa dursun. Bizim dernek davamızda da aileler konuşuyor zaten. Bu hangi aile? Yani bizim ailemiz kızımın dosyası kapandığında asıl yaralandı diyor mesela bir baba. Dolayısıyla bizim de işte bu her yıl birkaç kez kim bilir sayısını unuttuğumuz kez gittiğimiz adliyelere
dernek davası içine gider olduk. Yargıda hani bir senede neler değişti konusunda bu oldu. Başka bazı kadın örgütlerine de böyle baskılar var. Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne var, Roza Kadın Derneği'ne var. Zaten İstanbul Sözleşmesi süreciyle tüm kadın mücadelesine kendilerince bir işte gözdağı vermek istediler ama tabii ki böyle olmayacak. Çünkü yani ben şimdi bütün bunun gerisinde de varı bir söyleyip artık tamamlayacağım sunumumu. Çok da vaktinizi hani sunumla almak istemiyorum. Bunun gerisinde ben yani açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki bu aile meselesi tek Türkiye'de yaşanmıyor. Yani Macaristan Anayasası'nda böyle bir düzenleme yapmış işte. Hakikaten aile işte kadın ve erkekten oluşuyor. Açık oraya yazmak istiyorlar. Ya da işte İtalya'da kadın ama son derece hani kadınların eşit olduğunu savunan bir şey değil. Yani bakışta değil de ırkçı ve yani kadın görünümlü bir tür ırkçılık dediğimiz işte durumda yaşanıyor. Yani erkek ya da kadın otoriterleşmenin, sağcılaşmanın yükseldiği bir dönemdeyiz. Pandemi sonrası günlerdeyiz. Beklenen pandemi sonrası ekonomik yükle karşılaştığımız, krizin kendini hissettirdiği günlerdeyiz. Aslında dünya çapında yani içinde bulunduğumuz kapitalist sistemin insanı yaşatmakta ne kadar başarısız ve ne kadar felaket olduğunun da idrak edildiği günlerdeyiz diye düşünüyorum. Bu açıdan bu kadar aile aile işte başka inanışlar, inanç diye tutturulmasının gerisinde bu ağır tablonun büyük hani milyonlar, milyarlar tarafından yani geçinmek için emeğinden başka şey olmayan yani emekçiler tarafından toplumun %99'u tarafından fark edilmesi ve hani bunun mücadelesini bastırma, bunu böyle tölere etmeye çalışma eğilimi olabileceğini de düşünüyorum. Bunları hani konuşabiliriz de. Dolayısıyla yani bir hani günümüzde femonasyonalizm diye de adlandırılıyor. Tanka, pembe, bu sembolünü böyle hani kadın liderleri vermek yerine böyle çok erkeksileşmiş kadın liderler de var. Meloni'yi de koyabilirdim. Önce onu göstersem dedim. Sonra vazgeçtim sembolünü gösterelim de diye. Tanka pembe örgü bir şey örtünce o pembe ve tatlı bir şey olmuyor. O savaşçı, ırkçı hani halde ve yani eşitlik. Çünkü kadınlara eşitlik denince genel olarak herkes için eşitlik istenecek. Biz de zaten işte çok iyi söyledi Şevkat Hocam başında. Sadece kadınlar için eşitlik istemiyoruz. Bu zaten hani gerçekçi de değil. Gerçekçi olsaydı sırf kendimizi kurtarabilseydik bile biz yani buna gönül indirmezdik herhalde. Çocukları da kurtarmak isterdik. Herkesin hani eşit şartlarda iyi yaşamasına, herkesin yüzünün gülmesini isterdik. O açıdan hiç eşitlikçi olmayan kadın liderlerin ya da erkeklerin böyle bir kadın düşmanlığının yükseldiği dönemde Türkiye'de de böyle yansımalarını da görüyoruz. Hani çok farklı bir din olmasına rağmen, ya bizim yerli ve milli değerlerimiz diye buna yaslanılmasına rağmen yani Macaristan'daki Hristiyanların söylediği aynı şeyi söylüyor oluyor örneğin bizim yani buradaki dillerde. O açıdan bu femonasyonalizme karşı en doğru şey enternasyonalizm diyorum ki bunun da ne güzel ki çok kuvvetli, büyük örneklerinin de yaşadığımız bir senedeyiz. Şiddetle mücadelenin hani Türkiye'de yılmayan hani bir mücadelesini vermeye kararlı bir kadın mücadelesi olduğu gibi yanı başımızda İran'da bizim de çok büyük bir hani coşkuyla, saygıyla izlediğimiz, sadece izlemek istemeyip dayanışmak için elimizden geleni yapmaya çalıştığımız önemli bir mücadele yürüyor ve dünyaya yayılıyor. En son işte İran milli futbol takımının davranışı da çok iyiydi. Beni çok duygulandırdı izlediğimde, siz de izlemişsinizdir. Bu açıdan başka da yol yok. Hani dünyanın bütün kadınlarının birbirinden beslenerek, birbirinden kuvvet alarak her yerde örgütlü mücadelesi şart diyorum. Burada da arkamızı çok temel bazı belgelere hani yaslıyor. Sadece böyle bir bunu ben propaganda söylemiyorum. Arkamızda çok evrensel değerler var bizim. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden tabii ki de vazgeçmedik, hep olacak. Ama ondan önce SEDAV var. Belli bölgelerde ama çok önemli maddeleri olan başka işte Latin Amerika'da dönemde para sözleşmesi var. Pekin eylem planı var. Bir de şüpheli ölümden çok konuştuk. Bu Minnesota otopsi protokolünün ve şimdi size göstereceğim bir model protokol var. Latin Amerika ülkeleri başlarına çok geldiği için böyle bir protokol geliştirmişler. Hem onu tanıtmak da isterim. Ayrıntısını merak eden ayrıca hani
belgenin etraflı bakar ama önemli bulduğum bölümün çerçevesini söylemek isterim. Şüpheli ölümlerde savcılık soruşturmalarının mutlaka zaten toplumsal cinsiyete bağlı motivasyon var mı yok mu hipotezleriyle başlaması gerektiğini ve bunun adım 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 bütün süreçlerini anlatan, benim okuyunca ne kadar doğru yapmışlar diye böyle çok hani doğru bulduğum, yani bu yüzden biz de Türkiye'de gidebiliriz diye hani düşündüğüm bir protokol var. Birçok başka belgede var. Sonuçta evrensel değerler arkamızda. Burada İstanbul Sözleşmesi'nden ne de uygulatacağız. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gördüğümüz gibi aslında o her şeyin üstünde anayasa kuvvetindeydi. Ama medeni kanunumuz, ceza kanunumuz, ceza muhakemesi kanununda haklarımız var. Bu haklarımızı da hem hani koruyacağız. Şu anda yasalara dokunulsun istemiyoruz. Çünkü dokunulması kötüye götürüyor. Biz ama uygulanmıyor. İhmaller var. Uygulanması için elimizdeki bütün imkanları kullanmak durumundayız. Sözleşme şiddete karşı mücadelenin altın rehberi. En önemli düsturu da şiddeti normalleştirmek ve geleneklerle açıklamak yasaktır diye önemli bir mottosu var. Onun dört temel taşını yani tümüyle uygulanana kadar yeni başka maalesef ki bunun acısını çekmiş coğrafyalarda üretilmiş bazı belgeleri bizim memleketimize hep hani anlatılan senin hikayendir diye Marx'ın çok iyi bir sözü vardır. Hep birbirimizden öğreniriz, halklar öğrenir, kadınlar öğrenir. Burada yaşam bulması, onun maddelerini uygulatmak için önümüzde bir mücadele var. Ve en önemlisi 6284 sayılı yasamıza el uzatılmak isteniyor. Bu elleri geri çevirmek, tam tersine onun yine gayet yeterli, etkin ve geniş maddelerini burada gösterdiğim uygulamamız için önümüzde bir mücadele yolumuz var. Burada tüm kadınların ihtiyaçları neyse ona göre korunma tedbiri alma hakları var. Mali yardım da var bunun içinde. Meslek edindirme kursu da var bunun içinde. İşte sığınma evi, uzaklaştırma da var içinde ama sadece uzaklaştırma ya da çağrılı korumaymış gibi otomatiğe bağlanıp kuşa çevrilmiş bir şekilde yasa maalesef ki uygulanıyor. Uygulanırsa genellikle de hiç uygulanmıyor. O yüzden bizim bütün geniş kapsamıyla, etkili tedbirleriyle bilme, anlatma, uygulanması için de baskı gücü oluşturma, böyle bir mücadeleyi örgütlü biçimde yürütme zorunluluğumuz var diye düşünüyor. En son 25 Kasım'da da herkesi alanlara davet ederek bizim yani sözümüz özgür yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız sözüyle de tamamlıyorum sözlerimi. Hangi eyleme katılırsak katılalım ama alanlarda kadınların gücünü gösterelim diyor. Hepimizin 25 Kasım'ı yani bir mücadele günü de olduğu için yani hem dayanışma hem mücadele hem günü, o yüzden aynı zamanda yani büyük bir eylem yaptığımızda kutlu da olacak bir gün. Kutlu olsun 25 Kasım'ımız diyorum. Mirabelleri unutmadan elbette. Ben sözlerimi böyle tamamlayayım. Dinleyen herkese çok teşekkür ederek paylaşımı durdurayım isterseniz. Sonra da karşılıklı bölüme geçelim Şevkat Hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel şeyleri bize hatırlattın. Tabii şeyi dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Kadına yönelik şiddetin, toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddetin en uç noktasını konuştuk. Ölüm meselesini, cinayetler meselesini konuştuk. Ama kadına yönelik şiddet farklı boyutlarda ortaya çıkan şiddetin işte Hacettepe Üniversitesi'nin en son araştırmasında Türkiye'de 3 kadından bir tanesi sadece fiziksel şiddeti temel aldığımızda bile fiziksel şiddet görüyor. Toplumsal cinsiyet temelli olan bir durum 3 kadından bir tanesi. Yani bu kadar çok sık görülen bir durum. Ölümle sonuçlanan, bugün çok güzel anlattı Gülsün bize, ölümle sonuçlanan bir durum ve yarattığı kronik sorunlar açısından baktığımız zaman da gerçekten bir Dünya Sağlık Örgütü de bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor biliyorsunuz. Temelinde de kadının güçlendirilmesi, eşit yurttaş olarak görülmesi çok güzel tanımladı. Bu şeylerde erkek egemen, milliyetçi, muhafazakar ülkelerde aileyi öne çıkararak kadını ailenin merkezine koyuyorlar. Yani aile elbette önemli ama
kadın eşit yurttaş aynı zamanda. Yani düşünebiliyor musunuz? Tek başına tanımlanacak bir durumdan çıkarılıyor. Çıkarıldı nitekim. Yasanın adı bile öyle bizim. Ama içeriği 6284'ü hazırlayan hukukçu kadınların İstanbul Sözleşmesi'ne dayandırarak, İstanbul Sözleşmesi de biliyorsunuz Avrupa Kadına Yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzalandığı için adı öyle. Tamamen o sözleşmeye dayalı olarak 6284 vücut buldu. O nedenle önemli, mekanizma da önemliydi. Çünkü yine ülkelerin hesap vereceği, kendi iç hukuklarıyla çeliştiği zaman başvurabileceği bir mekanizması vardı. Tıpkı SEDAV gibi. Tabii bunları çok şey yaparak, sistematik bir saldırıyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Buna karşı da çok uyanık olmak lazım. Biraz önce konuşmuştuk. Bu sadece ev içi şiddet ya da kadına yönelik şiddet meselesine indirgemek de doğru değil. Çünkü biraz önce yine Gülsüm örneklerini verdi, farklı ülke örneklerini verdi. Neoliberal ekonomik politika sadece ekonomik bir şey değil, aynı zamanda kültürel anlamda saldırı. Erkek egemen sistemle de birleştiği zaman bu muhafazakar anlayışla kadın bedeni üstünden işte yoksulluğu yaratıyor, insan haklarına, kadın haklarına saldırı, ataerkil yapının daha da ezici bir şeyini görüyoruz, rolünü görüyoruz bunun altında. Ve kadın bedeni ve cinsellik üzerinden olduğu için de bu ülkelerde, bunu bizim gibi ülkeler diyeyim, üreme haklarına saldırı böyle dönüşüyor. Nitekim hak sağlıkçılar olarak bunu o kadar çok iyi görüyoruz ki kadınların isteyerek güvenli bir şekilde istemli düşük yapmalarına, isteyerek düşük yapmalarına karşı çıkan uygulama, yasa duruyor ama uygulamayı zorlaştıran bir şey görüyoruz, pratik görüyoruz. Sayılara yansıyor. Aile planlaması karşılanamayan ihtiyacının son 5 yılda 2'ye katlandığını görüyoruz. Çünkü birinci basamakta bir temel sağlık hizmeti olmasına rağmen aile planlaması hizmeti sunulmuyor. Bilinçli bir şekilde böyle bir şeye yola gidiliyor. O nedenle bugün biz 25 Kasım'da Mirabel kardeşleri verdikleri siyasi mücadeleyle andık ama Gülsüm'ün şeyinde vardı yine. Bugün nereye uzanıyor? Slaytlarında görmüştük. İran'da 43 yıllık bir Moğollar rejimine karşı mücadeleye dönüşmüş durumda. Onun dışında İran'ın da şeyin dışında savaş ve barış anlamındaki mücadele kapsamında Filistin'deki şeyi biliyoruz. Yani hatta barış harekatı yine Mineo'nun sunumunda da vardı. İsrailli kadınlarla Filistinli kadınların dayanışmasına kadar uzanan boyutu var. O halde biz kadın hareketini bu Gülsümlerin de söylediği başka işte Türkiye'de gerçekten güçlü bir kadın hareketi var. Bu kadın hareketinin antikapitalist hareketle birleşmesi gerekiyor. İşbirliği güç yaratması gerekiyor. Farklı eylem birliklerine, işbirliklerine ihtiyaç var. Tüm bunların üstesinden gelebilmenin yolu bunlar. Bir tek hedefimiz de işte eşitlik, demokrasi, barış içinde olma, bir arada olma. Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti de azaltacak temel şey diye düşünüyorum ben. Burada biz belki şey senin ekleyeceğin var mı Gülsüm? Sorular var mı? Katkı var mı? Onları da almaya çalışalım. Ben yeteri kadar konuştuğum için belki soru soran, başka katkılar yapmak isteyen olur diye biraz hani herkese bugün mesela diye. Şeyi söylüyor. Bu yeni akit grubu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Sıra SEDAV'da diyor. SEDAV kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve yine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de birçok ülke çok daha erken imzalıyor da 79'da falan. Biz 85'te imzalamışız. 86'da da
parlamentodan tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi onaylanarak çıkıyor ve bütün yasaların üstünde izlenebilirliği var, hesap verilebilirliği var. Gölge raporlar sunuluyor, resmi raporla da yetinilmiyor biliyorsun artık. Ama şimdi sıra orada diye saldırı o tarafa yöneldi. Ve yani Türkiye'deki durum böyleyken, kadına yönelik şiddet ciddi bir halk sağlığı sorunuyken, hem sık görülmesi, prevalans olarak baktığımızda, hem çok öldürüyor olması, hem de işte sakat bırakan duruma neden olması, kronik hastalıklar ve de buna şahit olan ailedeki çocukları düşünün. Sürekli olayı yeniden yarattığımız bir şey. Ve böyle bir böylesi bir durumda bile şeye indirgeniyor. Hepiniz duyuyorsunuzdur. Çok ciddi bir saldırı var. İstanbul Sözleşmesi LGBT'lerle ilgili hakların da olduğunu ifade eden bir satır geçiyor bir yerde. İşte efendim sapkın akımlar, aileye hedef alan akımlar. Ha şeyi de görmediniz siz. Hacettepe Nüfus Etkileri Enstitüsü'nün yaptığı bu en son çalışmayı, kadına yönelik şiddetle ilgili çalışma, uygulayısı çalışmayı yapan orasıydı ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yararlanıcısı oldu. Onların yaptırdığı, para vererek yaptırdığı bir şeydi. Aileyi hedef alan şey görüldü, bulundu diye yine manşet yaptılar. Araştırmayı mı hocam? Evet, Nüfus Etütleri Enstitüsü'ndeki hocaları hedef alan söylemler oldu. Yani bu kadar bilim dışı. O bir yabancı şey varmış, danışman varmış araştırmada. İşte bu yabancının şeyiyle oldu. Dış mihrak. Falan. Onların hedef aldığı şey böyle bizim aile yapımızı şey yani gerçekten bilim dışı bir şeye dönüşmüş. Ve bizim bugün öbür yani Türkiye'deki diğer sorunlarla mücadele eden hiç kopuk değil bunlar. Onun için önemliydi. Çok teşekkür ederiz Gülsüm sunumun için. Acaba soru var mı? Soru ve katkı. Ben chatten çok yani teşekkürler görüyorum tabii arkadaşlarımızdan. Aslı Davaz, onun dışında Seval Hanım bizim enstitüden, Burcu. Ben de çok teşekkür ederim. Acımış. Onların hep teşekkürlerini görüyorum. Başka acaba soru olabilir mi? Yaklaşık bir saate yakında çalışmamız iyi. Çok da sıkmadık umarız. Şeyi hatırlatalım dinleyicilere. Belki okumamışlardır. Bunu bir roman ama Kelebekler Zamanı değil mi? Evet. Çok güzel. Filmi de var. Bu evet. Şeyi anlatan Mirabellerin mücadelesini ölümlerine kadar ve sonrasındaki süreci de anlatan güzel bir yapıt. Onu da önerelim dinleyicilerimize. Evet. Teşekkürler görüyorum. Sen de galiba öyle görüyorsun. Soru görmüyoruz. Evet. Bir soru yok. Anlaşıyorsak ne güzel. Pardon. Değerli Şevkat, Bahar Özbarış Hocam, Gülsüm Hocam, webinardaki katkılarınız için tekrar teşekkürlerimi webinar ekibi adına iletmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadelede neredeyiz başlığını çok değerli Gülsüm Kev Hocam bizlerle paylaştı. Şevkat Bahar Özbarış Hocam da oturumun moderasyonunu yürüttü. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği webinar ekibi olarak Beyhan Hocam'la birlikte biz arka planda sürecin sağlıklı ilerlemesi için bir aradaydık. Ama tabii webinar ekibinden çok değerli meslektaşlarım, çok değerli arkadaşlarım arka planda bizlere çok büyük destekler veriyorlar. Alp Hocam, Salih, Nehir, İlke, ismini unuttuğum ve çok değerli diğer arkadaşlarım. Şebnem'in katkıları da bizler için çok önemli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına yönelik, sağlık çalışanına yönelik ve hayatın her kesimindeki şiddetin artık son bulması dileğiyle kongrede önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim.